İstanbul'da sabah saatlerinde bir yangın faciası yaşandı. Kadıköy Fikirtepe mahallesindeki kentsel dönüşüm alanında bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı ve bitişikteki 3 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü ama ev sahibi ve bir arkadaşı yangında can verdi. 56 yaşındaki ev sahibi Kemal Gültürk yangını fark ettikten sonra pencereden atlamıştı ama kurtarılamadı. Zaten birisi atlamış kurtulmak için öldü. Ötekisi de içeride yanarak öldü. Üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İki kişi kalıyorlardı. İki tane kardeşim kalıyordu orada benim. İki kişi hayatını kaybetti. Dört kişi dumandan etkilendi. Benim kardeşim de mal sahibiydi. Kendi yerinde oturuyordu. Soymasınlar, çalmasınlar diye kapıda gelip geceleri burada bekliyordu adam. İstanbul Kadıköy'deki Fikirtepe mahallesinde sabah saatlerinde facia yaşandı. Ben burada dördüncü kattayım. Lavaboya gittim. Hanım dedi yangın var, yangın var. Sabah saat 6 sıralarında çıktı yangın. Çıkış sebebi belirlenemedi. Şu an herkes kendi canını düşünüyor. Başka bir şey düşünmüyor. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri herkes seferber oldu. Ekipler gelene kadar alevler tüm kata yayılmıştı. Fikirtepe'de 3 katlı binanın işte bu noktada çatı katında çıktı yangın. 2 kişi kalıyordu bu dairede ve biri yangın sırasında kendini aşağıya attı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bir kişi ise dairenin içinde feci şekilde yanarak can verdi. Alevlere teslim olan dairede 2 kişi kalıyordu. Daire sahibi 56 yaşındaki Kemal Gültürk, 55 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Yiğit'le birlikte o sırada uyuyordu. Gültürk yangını fark etti ama ön kapıdan çıkamadı. Kendisini arka tarafta bulunan pencereden attı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buradan çıkamayınca kendini kurtarması için arka camdan atıyor kendini aşağıya. Burada iki tane abi kalıyordu. Zaten birisi atlamış kurtulmak için öldü. Ötekisi de içeride yanarak öldü. Yangın sırasında bitişikteki 3 binada alevlerden etkilendi. O binalarda yaşayanlar da büyük tehlike atlattı. Yangın sırasında çevredeki binalarda alevlerden etkilendi. İşte görüyorsunuz bitişikteki binanın yan cephesi tamamen yanmış durumda. O dakikalarda binada bulunanlar da hemen kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saat sonra yangını kontrol altına aldı. Alevler kontrol altına alındı, yangın söndürüldü. Ancak şu anda binada hala ağır bir duman kokusu var. İşte görüyorsunuz yataklar, buradaki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiş durumda. Mahalle sakinleri kentsel dönüşüm alanındaki mahallede müteahhitlerin anlaşamadığını ve boşaltılan binalarda tehlikeye davetiye çıkarıldığını iddia etti. Bakın burada iki tane müteahhit var. İki tane müteahhit anlaşamadığı için adayı bu hale getirdiler. Yanarak hayatını kaybeden Hüseyin Yiğit'in cansız bedeni yangın söndürüldükten sonra daireden çıkarıldı. Onun da cansız bedeni hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden arkadaşı Kemal Gültürk gibi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.